Saadet Partisi eski genel başkanı ve YİK üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanlığı adı verilen sistemle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Kamalak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Modern yönetimlerde ülkelerin güç kuvvetleri üç grupta toplanıyor. Yasama, yürütme ve yargı. Yargı tabii ki her bir ülkenin adaleti sağlamada temelini oluşturur. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa devlet olmaz yıkılır. Adaletten ayrılan devlet, organize olmuş en büyük çete durumuna düşer. Sayın Cumhurbaşkanı yasama ve yürütme yetkisinin çok önemli bir bölümünün görevini kendisi üstlenmiş oluyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı kanun gücünde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlayabilecektir. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum o hali gerektiriyor diyerek o hal ilan edebilir. Televizyonların kapısına kilit vurabilir. Kamalak, Erbakan da başkanlığı destekliyor iddialarına yanıt vererek, Erbakan'ın istediği başkanlık sistemiyle AK Parti'nin önerdiği sistemin aynı olmadığını söyledi. Kamalak, AK Parti'nin sistemine sattan modeli benzetmesi yaptı. 1973 beyannamemizde başkanlık sistemi zikredilmişti. Ama bizim istediğimiz başkanlık sistemi bu değil. Başkanlık sistemi de nasıl bir başkanlık sistemi? Demokratik bir sistem mi yoksa despotik bir sistem mi? Amerikan modeli mi yoksa Saddam modeli mi? Eğer elinde dolar bulunduranla silah tutan aynı kefeye konulduğu takdirde herhalde Saddam modelinden başka bir şey çıkmaz karşımıza.